Selamun aleyküm sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Uygur Mahkemesi yasal değildir. Uygur Mahkemesi'nin ikinci duruşması dün Londra'da başladı. Ve Çinli yetkililer buna karşı tepki göstermek için Pekin'de basın toplantısı düzenledi. Çinli yetkililer duruşma Çin karşıtı uzmanları, avukatları ve bazı aktörleri bir araya getirerek Çin'e şantaj yapmayı amaçlıyor. Bu ABD ve Batı'daki Çin karşıtı güçlerin siyasi manipülasyon oyunudur dedi. Çin medyasında çıkan haberlere göre 9 Eylül'de Pekin'de 54. Şincan'la ilgili meseleler konulu basın toplantısında 4 gün sürecek Uygur mahkemesine karşı tepki göstererek mahkemenin yasal olmadığını savundu. Doğu Türkistan'daki Şincan hükümet sözcüsü Shu Gunshan toplantıda konuşma yaparak bu mahkemenin uluslararası hukukta hiçbir yeri veya etkisi yoktur ve böyle bir davayı düzenlemeye bile hakkı yoktur ifadelerini kullandı. Shu konuşmasında yine Uygur mahkemesini eleştirerek duruşma Çin karşıtı uzmanları, avukatları ve bazı aktörleri bir araya getirerek mahkemenin Çin'e şantaj yapmaya amaçladığını ve bunun ABD ve Batı'daki Çin karşıtı güçlerin siyasi manipülasyon oyunları olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhou Lijian konuyla ilgili yöneltilen soruları yanıtlayarak Londra'daki Uygur Mahkemesi'nin temel ekonomik kaynağı Dünya Uygur Kongresi'dir. Şahitlik yapan Dolkun İsa teröristtir dedi. Ayrıca Çinli sözcü Zhou, Mahkeme Başkanı Jeffrey Nice ve araştırmacı Adrian Zens'in isimlerini dile getirip aşağılayıcı topla mahkemeyi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Bu Çinli yetkililerin Uygur mahkemesine ilk defa saldırısı değil. Çin Uygur mahkemesinin bu yıl Haziran ayındaki ilk duruşmasından önce özel bir basın toplantısı düzenleyip benzeri şekilde mahkemeyi karalamıştı. Bölgedeki insanlık dışı suçlarını inkar ederek tanıkların ailesine yıllardır görüşemediği sevdiklerine hakaret etmeye zorluyor. Çin hükümeti dünya kamuoyundan Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizliyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine, dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında en az 2 milyondan fazla Uygur Türk'ünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 2016'dan itibaren 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Fransız imam Uygurlardan özür diledi. Fransa'daki Paris Ulu Camii imamı Şemsiddin Hafez, bu yıl Temmuz ayında Çin'in Ürümçi ve Fransa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Bizim Şincan Yakşı Yer başlıklı mazlum Uygurlara karşı yapılan sahte propaganda konferansına Çin'in daveti üzerine katıldığı için Uygur toplumundan ve insan hakları örgütlerinden özür diledi. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre İmam Şemsiddin Hafız'ın Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Bizim Şincan Yakşı Yer adlı konferansa katılımı Fransa'daki Avrupa Uygur Enstitüsü Direktörü Dilnur Reyhan Hanım ve kamp tanığı Gülbahar Celil Hanım tarafından şiddetle eleştirilmişti. Hatta Uygur aktivistler cami hocasına mektup yazarak kendileriyle görüşme talebinde bulunmuştu. Dilnur Reyhan Hanım 10 Eylül'de sosyal medya hesabından Şemsiddin Hafız Hoca'nın kendisine ve Gülbahar Celilova Hanım'ı 9 Eylül'de Paris'teki Ulu Cami ofisinde ağırlayarak Çin Büyükelçisi'nin Uygurlara yönelik baskıyı nasıl açıklayacağını öğrenmek için Müslüman bir lider olarak konferansa katıldığını ancak tatmin edici bir cevap alamadığını belirttiğini paylaştı. Ayrıca Şemsiddin Hafız Hoca iyi niyetle yapmış olduğum bu eylem insan hakları savunucuları özellikle de Uygurları üzdüyse tüm Uygurlardan özür dilerim dedi. Birçok Müslüman ülkenin Çin'in yanında yer aldığı bir dönemde Şemsiddin Hafız gibi dini şahsiyetin Çin'in aldatıcı propagandalarına karşı tüm Uygurlardan özür dilemesi dikkat çekici.
Soros'tan dünyaya Çin uyarısı. Amerikalı milyarder yatırımcı George Soros, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'i bir kez daha eleştirerek BlackRock şirketi ve diğer ABD'li şirketlerin Çin'deki yatırımlarını çekmeleri için çağrı yaparak yatırımcıların sermayesi ve ABD'nin güvenlik çıkarları için tehlikeli pazar olarak nitelendirdi. Tanınmış Amerikalı milyarderlerden George Soros, Financial Times için yazdığı bir makalenin ardından Wall Street Journal'da yayınlanan yazısında dünyayı bir kez daha Çin tehlikesinden uyardı. National Network'un bildirdiğine göre Soros önceki bir makalesinde de ABD Hazine Bakanlığı'nın BlackRock'ta yaptığı yatırımı eleştirerek Çin'e milyarlarca dolar yatırım yapmak stratejik bir hatadır ve BlackRock'un yatırımlarından zarar görmesi muhtemeldir ve daha da önemlisi ABD ve diğer ülkelerin ulusal güvenlik çıkarları ihlal ediliyor ifadelerine yer veriyor. Geçen ay George Soros, Wall Street Journal'da Xi Jinping'i dünyadaki mazlum Uygur toplumunun en tehlikeli düşmanı olarak nitelendiren yeni bir makale yayımlamıştı. Bloomberg'in konuyla ilgili verdiği haberine göre son değerlendirmesinde BlackRock'un Çin'deki sistemi anlamadığını, Xi Jinping iktidarının tüm Çinli şirketleri Çin Komünist Partisi'nin araçları olarak gördüğünü belirtti. Dünyanın en etkili iki finans yöneticisinden biri olan Soros'un bu karşılaştırması, Asya'nın en önemli ekonomisinde finans şirketlerinin karşılaştığı endişeli ortamın altını çiziyor. Xi Jinping, yabancı yatırımcıların iç piyasaya girişini görünüşe göre kolaylaştırmış gözükse de, Çin Komünist Hakimiyeti özel sektör üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış ve Doğu Türkistan'da siber güvenlikten insan hakları ihlallerine kadar birçok konuda ABD ile ve Batı değerleri, demokrasi, insan hakları ve özgürlük konusunda çatışıyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.